hepinizin adına. Hoş geldiniz Medine Hocam. Hoş bulduk hocam. Herkese Konya'dan sevgiler, selamlar. Evet, zaten hocamızın kendi takipçileri hocamızı tanıyor ama bizim takipçilerimizin de belki haberdar olmayanlar için hocamız hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. Medine hocamız Konya'dan bizimle birlikte oluyorlar. Kendisi TV42 televizyonunda şimdi tam zamanı adında bir program yapıyor, sunuculuğunu yapıyor ve yapımcılığını yapıyor bildiğim kadarıyla. Bunun dışında Yeni Meram gazetesinde yazılarını takip edebilirsiniz hocamızın. Hocamızı davetimizi kabul ettiği için ve bizimle böyle bir söyleşi yaptığı için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum öncelikle davet ettiğiniz için. Ben genelde Evet. programlarımın birçoğuna şunu ilave edeyim, öyle programa başlayayım o halde hocam. Evet, programcıyım, televizyondayım, ekrandayım. Onun haricinde köşe yazarlığı yapıyorum. Haricinde de resimle iştigal ediyorum. Resimle meşguliyetim var. Resim kursuna gidiyorum. Ne güzel. Evet, çok şükür biraz hareketli ve renkli bir hayatımız var. Şöyle ki, genelde bütün programlarımıza başlarken niyetle başlamayı tercih ediyorum ben. Dolayısıyla niyetin muazzam bir gücü olduğuna inanıyorum. Hamd ve şükrümüzün en yüksek mertebede olduğu, kalbimizin ferahladığı, göğsümüzün genişlediği güzel bir program olur. Duasıyla, niyetiyle programımıza başlayalım istiyorum. Bugün Evet, duanıza ve niyetinize mukabele edelim. Yavaş yavaş ben bir giriş yapmaya çalışayım. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde bir deprem faciası yaşadık ülkece. Bizzat ben depremi fiziksel olarak da hissedenlerdendim. Diyarbakır'dayım ben. Diyarbakır'dan öyle sizlerle sohbet ediyorum. mi? Evet. Diyarbakır'dan bu programı sunmaya çalışıyorum ve o günkü o stresi bizatihi ailemizle birlikte yaşadık, şehrimizle birlikte yaşadık, komşularımızla birlikte yaşadık ve gerçekten yani yürekleri sızlatan bir gündü ve tabii ki buradan Medine hocamızla biz ilk görüştüğümüzde. Ben şöyle bir teklifte bulunmuştum hocamıza. Hocam, yani bu enkaz ortada, hepimizin ortasına dökülen bir enkaz oldu. Ama bu enkazdan birçok şey çıkıyor. Bu enkazdan çıkanları konuşsak nasıl olur dedim. Kendisi sağ olsun bizi kırmadı ama dedi ki ben şimdi tam zamanı diye bir tema üzerinden giriş yapmak istiyorum dedi. Ve şimdi tam zamanı, evet gerçekten tam zamanı, birçok şeyin tam zamanı. Kendisinden dinleyeceğiz. Ama ben öncesinde programın başında depremin enkazında neler vardı ya da depremin enkazından neler çıkartıldı? Ben kendi karınca karınca gözlemlerimi sizlere iletmek istiyorum. Tabii. Sonra da hocamızı şey yapalım, dinleyelim. Biz bu depremi böylece ülkece yaşadık ve yüreklerimiz yandı, hala yanıyor. Bu sızıyı hep birlikte paylaşıyoruz. Tabii ki ölenlere rahmet diliyoruz, kalanlara Allah'tan şifalar diliyoruz ve Allah'tan yardım diliyoruz. Ben neler gördüm, neler gördüm. Depremde şöyle not da ettim buraya, dünyaya ait şeyler gördüm. Yani depremin enkazında. Dünyaya ait şeylerin enkazdan çıkartılmaya çalıştığını gördük. Neler gördük? Kötü yapıları gördük değil mi hepimiz? Sonra bu depremin enkazından masum insanların çıkartıldığını gördük. Ve dağılan aileleri gördük. Yani önce bir, tabii bunları söylemek gerçekten çok zor ama belki de yarayı bazen dağılamak şifa olması için belki bir ihtiyaç olabilir. Ya da böyle bir tedavi yöntemi de olabilir. Önce bir şeyimizi teşhis edelim diye düşünüyorum. Bu depremin enkazında benim başka gördüğüm şeylerden birisi de yoksulluktu. Yoksul kalan insanlar vardı. Ailesini yitirmenin yanında evlerini yitirdi insanlar. Araçlarını yitirdiler. Mal varlıklarını yitirdiler belki. Yani
dünyaya ait hani hayatta kalabilmesinin ihtiyacı olan şeyleri kaybettiler. Barınaklarını kaybettiler. Ve biz bunları gördük. Kimsesiz kalan çocukların çıkartıldığını gördük bu enkazda. Anneleri babaları vefat eden maalesef ve tedbirsizliği gördük. Dünyaya ait olan bir şeydi bu da bence. Ve Evet, tedbirsizliği şimdi bunların hepsini konuşacağız ama şöyle ki önemli olan buradan nasıl bir mesaj çıkaracağımız. Ben tabii Evet. çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Yani kimseyi kırmadan, incitmeden, dökmeden konuşalım, sohbetimizi tatlı tatlı yapalım istiyorum. Dahası Evet. gönül kapımdan ne varsa onları bilgi birikim, deneyim tecrübelerimi değerli izleyicilerimizle, takipçilerimizle paylaşalım. Biz bize sohbet edelim istiyorum açıkçası. Evet. Bu zaten bir sohbet şeyi. Bilimsel içerik burada konuşmuyoruz. Bazı takipçilerimiz, arkadaşlarımız sordu. Yani hangi alanda konuşacaksın? Hani jeoloji mi konuşacaksın veya başka bir şey? Hayır, biz bilimsel bir alan konuşmayacağız. Biz burada yaşamdan konuşacağız. Biraz dertleşeceğiz belki. Ve kendi kendimize böyle belki de sizlerin de katılacağı şekilde sohbet edeceğiz. Başka Tabii. neler gördüm? Hızlıca son şey yapma nihayete erdirmek istiyorum. Hak yiyen yapı üretenleri gördük. Bu enkazın altında kalanlar. İşte müteahhitler mi dersiniz, mimarlar mı dersiniz, mühendisler mi dersiniz gördük ama onlar vardılar yani. Sonra fırsatçıları gördük maalesef. Ve enkazın altında kalan insanı gördük. Bunun dışında İnsaniyet adına neler bu enkazın altında vardı? Bence merhamet duyguları sanki depreşti. Enkazın altında ben merhamet gördüm. Birlik olmanın anlamını gördüm. Sonra insan olmanın kıymetini, sadece insan. Yani burada insanın özelliklerinden azade olarak sadece insan olmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu gördük. Bu deprem bize gösterdi. Bu enkaz içerisinde bu vardı. Sonra vicdanların nasıl sızladığını gördük. Korku ve endişe gördük. Bunu bizzat yaşadım. Hani deprem anı sarsıntıyı yaşayan birisi olarak korku ve endişeyi eşimin gözünde, çocuklarımın gözünde, komşularımın gözünde korku ve endişe belki de insanı en büyük yüklerden birisiydi yani. Bunun dışında hissizlik ve travma gördük. Bunu da yaşadık. Etrafımızda yaşadık. Evet, buyurun. O zaman travmadan devam edelim mi hocam? Tabii ki hocam. Ben zaten birkaç başlığım kalmıştı. Buradan size el vereyim hocam. Buyurun hocam, siz devam edin. Şimdi travma hepimiz yaşadık. Yani siz orada bizatihi yaşadınız ama biz de burada sanki o depremi yaşamışız gibi. Yani zaman zaman biz de sallandık 3 nokta, 4 nokta şiddetinde. Tabii ki sizin kadar çok Evet. derin sallanmadık ama bunun da gerçekten şiddetini yaşadık. Hatta geçenlerde bir yazı yazmıştım ben köşe yazımda. Dedim ki bedenleri enkazdan kurtarıyoruz ama enkazda kalan ruhlarımızı kim kurtaracak? Bu çok Evet. kıymetliydi. Yani hepimiz travmalandık, toplum olarak travmalandık. Çok şeylere şahit olduk ki siz bizatihi yaşadığınız için birçok hikayeler vardı muhakkak anlatacağınız, paylaşacağınız. Belki ileride kaleme alıp kitaplaştıracağınız diye düşünüyorum. Evet. Önce travmanın ne demek olduğunu bir anlayalım istiyorum. Çünkü bir şeyin, bir kavramın mitolojisini bilirsek, o zaman gönül dünyamıza daha doğru bir yere oturtursak, belki yüreğimizdeki acılar biraz daha hafifler diye düşünüyorum. Bunu bir örnekle, geçen bir hocamızla da konuşmuştuk, bir örnekle açıklasam daha çok zihinlerde kalır diye düşünüyorum. Şimdi diyelim ki hocam bir elmalı kek yapalım. Kek yapmayı sever misiniz bilmiyorum ama şimdi kekin içerisindeki malzemeleri çırptık, koyduk. Elmayı tüm olarak ortaya koyduğumuzda, bunu pişirdiğimizde elmalı kek olur mu? Yiyebilir misiniz böyle bir keki? Yani olmaz Olmaz herhalde. değil mi? Nedir? Evet. İlla ki onun kabuğunu soyacağız, güzelce rendeleyeceğiz ve elmanın tadı kekin bütününe yayılacak ki böyle daha bir elmalı kek lezzeti hissedelim, değil mi? Tabii. Damak Tabii. tadımızda. Travmalar da böyle bir şey. Yani aslında bütün olarak baktığımızda gerçekten şu anda asrın felaketi denilen bu olaya bir
insanın kendi gücüyle kaldırması mümkün değil. Kesinlikle mümkün değil. Yani bununla düşünebiliyor musunuz? Akşam yatarken belki çok keyifliydiniz, belki eşinizle kavgalıydınız, belki çocukların ödevlerini yaptırmak için kavgalı yapmıştınız. Yani rutin hayata devam edecekmişiz diye yattığımız bir gecenin sabahında bütün ailenizi kaybediyorsunuz, bütün sülalenizi kaybediyorsunuz. 40 kişinin üzerinde kayıplar yaşayan insanlar gördüm. Yani daha şey televizyonlarda. Dolayısıyla böyle bir travmayı düşünebiliyor musunuz? Yani müthiş bir kayıp var ve nasıl toparlanacağız sorusu çok kıymetli bir soru. Biz bile çok etkilendik burada. Tıpkı elmalı kekin o ortasına koyduğumuz elma gibi yani bütün olarak baktığımızda travmayı taşımamız insanın mümkün değil. Yani insan gibi mekanizmanın taşıması mümkün değil. O zaman nasıl mümkün? Bütünden parça parça baktığımızda mümkün. Neler yapabiliriz kısmı, nasıl şifalanacağız kısmı çok önemli. Şimdi bu anlamda sosyal medyada bakıyorsunuz insanlar ikiye ayrılmışlar. Ya işte bu kadar kayıp var, insanlar hala hayatlarına nasıl devam ediyorlar diyen bir grup var. Bir grup da var ki yani biz şimdi yaralarımızı hızlı bir şekilde sarmazsak o depremzedelere nasıl yardımcı olacağız diyen de bir grup var. Dolayısıyla bununla alakalı ben hem müsaadenizle birkaç teknik vereceğim. Tabii televizyonda da çok program yaptık deprem özel programlarıyla alakalı. Genelde depremden sonra bana gelen çevremden, eş dost, akrabalardan, arkadaşlarımdan gelen telefonlarda hep şunu söylüyorlardı. Medine, elim kolum kalkmıyor. İşe gitmek istemiyorum. Canım bir şey yapmak istemiyor. Ve şurama bir şey oturdu ve bir şey yapmak istemiyorum yani. Hayata nasıl tekrar yeniden başlayacağımı bilmiyorum. Biraz önce dedim ya hocam, hissizlik ve travma. Hissizliği gerçekten hani iliklerimize kadar hissettik. Ben yani bunu çok açık bir örneğiydim. Yani sersemlik, hiçbir ne hissettiğinin farkında Şoke olmama durumu. oldunuz acaba hocam? Hissizlik derken şoke mi oldunuz? Yani o anda Yani kendi duygularınızı mı hissettiniz? muhtemelen yani depremin ilk saniyelerinde bir şoke olma durumu vardı. Ama şöyle bir şey, bunu ben buradaki birçok insanda gördüm ve takip ettiğim kadarıyla işte Maraş ve Hatay bölgesinde de insanlar deprem enkazında mesela enkazdan hemen çıkıyor, çıkarken ağlamıyor. Enkazın içindeki de ağlamıyor. Enkazı kaybeden, annesini kaybeden insanların da ağlamadığını dikkat etmişsinizdir. Çok fazla bir feryat figan olayını görmediniz. Ben de görmedim ve ben de kendim de bunu yapamadım. Yani bir parçalanma durumu yoktu ve bu benim çok şaşırdığım bir durumdu. Aslında bu kadar kayıptan sonra insanlar gerçekten bayılması gerekiyordu bence. Hani direkt annesini babasını kaybeden bir insan, yetişkin bir insan bu acıya dayanamaz ve bayılır. Çok gördüm çünkü vefat evlerinde bayılan insanları, ama böyle bir şey yoktu. Bende de yoktu. Bir hissizlik durumu, sevinç değil, üzüntü yok veya da şey yok, Her panik de şey yok. karşı nötrlenmiş bir duygu durumu. Sıfırlanmış bir duygu durumu yaşıyoruz. Etrafındaki insanlar da böyle. Herkes yapması gerekeni yapıyor. Ama bunların hep tamamını zorunlu olduğu için yapıyor. Böyle bir tercih meselesi değil. Oraya gidiyorsak mecburiyet, bunu yapıyorsak mecburiyet. Mesela ben camide kaldım birkaç gün ailemle birlikte korkudan dolayı. Ve orada cami ağzına kadar dolu. Hiç kimse de şey durumu yoktu. Böyle aşırı bir tepkisel bir durum yoktu. Sevinç, üzüntü, keder veya feryat figan yoktu. Herkes her şeyi son derece soğukkanlılıkla bir köşesine çekilmişti ve oturmuştu. Buydu. Belki de bir sekine inmiş de olabilir. Son zamanlarda yaptığımız dualar neydi? Allah'ım bizi topla, ümmet çok dağıldı. Yani şimdi biz dua ederken de kullandığımız kelimeler, cümlelere dikkat etmeliyiz. Neden? Hepimiz toplandık mı hocam? Toplandık. Nerede toplandık? Cenaze evlerinde toplandık. Nerede Evet, toplandık? evet. Depremzedelere işte kılık, kıyafet, gıda vesaire durumlarında toplandık. Dua ederken Rabbimizi topla ama güzellikle topla diye o duayı düzeltip etmiş olsaydık. Yani şimdi depremle alakalı çok fazla konuşacağımız var, şey var. Ben zamanı da daha verimli kullanmak adına enkazın
depremin bize verdiği mesajlar üzerine biraz duralım istiyorum. Şimdi Tabii buyurun. İbn Arabi'nin çok güzel bir sözü var hocam. Diyor ki, ne ararsan alemde, hepsi var Adem'de. Yani bizim, şimdi biz ne yapıyoruz? Deprem işte bütün televizyonu, ekranlarına bakın. Herkes mühendisleri, müteahhitleri suçluyorlar. İşte belediye başkanlarından izin veren o yetkili kişileri suçluyorlar. Dolayısıyla oradaki dışarıda gördüğümüz o öfke, suçlama kısmını biz kendi içimize dönüp şöyle demeliyiz. Demek ki dışarıda işler iyi yapılmıyorsa sonuç böyle kötü oluyor. Ben o zaman iç dünyamda her ne pozisyonda olursam olayım, onu en güzel şekilde yapayım diye niyet etmemiz lazım, düşünmemiz lazım. Yani dışarıda gördüğümüz her şey bizim iç dünyamızın aslında bir yansıması. Evet. İnsanı şifalandıran soru, bu deprem bize hangi mesajları vermek için geldi? Çünkü olanda kesinlikle hayır vardır. Allah hiçbir kula asla eziyet etmez, asla zulmetmez. Hatta der ki Allah size o kadar çok şefkatlidir ve merhametlidir ki. Şimdi böyle Kur'an ifadelerinden bahsediyorum size. Böyle olan Evet. bir Rabbimiz bizi niye cezalandırsın ki? O zaman biz almamız gereken mesajları, yani biraz daha böyle hakikat penceresinden bakıp ne anlamam gerekiyor, ne yapmam gerekiyor, hayata yeniden nasıl başlamam gerekiyor soruları şifalanmamız için böyle bir basamak, böyle bir adım gibi düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şeyden bahsediyordum hocam, tekniklerden bahsediyordum, neler yapabiliriz kısmında. Şimdi Evet. gönlünde bir ağırlık var. Yani sizler orada bizatihi yaşadınız ama inanın biz de telefon sabahlara kadar televizyon ekranlarından kendimizi alamadık. Her an gönlümüz oradaydı. Yani bedenen orada olamasak da zihnen oradaydık, gönül olarak oradaydık. Hatta gelemediğimiz için kendimizi suçladık. Yani bir şey olsa da bir şekilde bir gitsem. O kadar çok istedim ki oradaki anneleri kucaklayayım, çocukları kucaklayayım, sarıp sarmalayayım şefkatle. O çocukların gönlündeki, annelerin gönlündeki o acıyı, hüznü bir nebze de olsa belki bir şeyler yapabilirim diye. Tabii kısmet olmadı. Şöyle kısa bir teknikle devam edelim. Dışarıda ilk başta yapacağımız şey, dışarıda gördüğümüz her şey bizim içimizle alakalı olduğunu idrak ettik ya inşallah. Yani almamız gereken dersi almışızdır da inşallah tekrar yaşamayız. İkincisi şöyle İnşallah. küçük bir teknikle de devam edelim istiyorum. Şimdi İnşirah suresinde diyor ki biz senin göğsünü genişletmedik mi? Yani sadrını genişletmedik mi? Ne varsa kadim bilgilerde var hocam. Anneannelerimiz, dedelerimiz, babaannelerimiz bir yas sürecinde, bir kayıp sürecinde, bir vefat sürecinde ne yaparlardı? Buralarına vururlardı değil mi? Geçen de Evet. böyle bir video çekmiştim. İnsanlar İzledim. inanılmaz çok yoğun teveccüh göstermişler. O yüzden kısa, öz, insanı rahatlatan bilgilerin çok isabetli olduğunu düşünüyorum. Buradan da kıymetli izleyicilerimizle, takipçilerimizle de paylaşmak istedim. Şimdi burada Evet. hocam twist bezimiz var. Şurada bir yuvarlak halka olduğunu düşünürsek, böyle tatlı tatlı, hatta bunun olumlamaları da var. İşte kendimi seviyorum, kendime güveniyorum, kendi güvendiğim hissiyle. Böyle üç tane, böyle tatlı tatlı üç tane vurduğumuzda. Dördüncüsüne vurmuyoruz çünkü beyin onu şey yapıyor, direkt algılıyor. Böyle üç tane sabahleyin kalktığımızda, gün içerisinde, ya aklımıza gelen her zamanda şey yaptığımızda, bu arada yayında olanlar mesaj gönderiyorlar, sağ olsunlar. Böyle güzel güzel mesajlar geliyor. Dikkatim dağılıyor yalnız bu gelen mesajlarla sevgili dostlarım. Şöyle şuradan devam edeyim hocam. Timus bezimizi aktive ettiğimizde ne işimize yarayacak? Gönlümüzdeki o hüzün, korku, o yaşadığımız o olumsuz duygular buraya vurmakla boşalıyor. Burada mucizevi bir şey var. Timus bezi dediğimiz aynı zamanda bağışıklığımızı kuvvetlendiren bir şey. Aynı zamanda olumlu düşünmemizi sağlayan bir şey. Ayrıca şimdi biz de her ne kadar orada olmasak da kısmen olsa derinlemesine o hüznü, o korkuyu, o öfkeyi biz de yaşadık. Şimdi frekans Evet. eğitimi alanlar beni çok iyi anlayacaklardır. İnsan korktuktan sonra onun bir tık üstü öfkedir. İnsanlar sonra ne yaptılar? Birbirlerine öfkelenmeye, devlete öfkelenmeye, işte karşısında kim varsa yakınlarında
o öfke enerjisine geçiş yaptılar. Bunlar çok normal, çok insancıl. Biz ne Evet. yapacağız? Bu süreci daha kolay atlatmamız için yürüyüşler yapabiliriz. Bolca yürüyüşler, çokça su içmenin o kadar mucizevi bir etkisi var ki. Hayatımıza suyu muhakkak dahil edelim. Şimdi bunlar yani ne alaka demesinler. Gerçekten bu vücut, bu beden, bu mekanizma öyle muazzam bir mekanizma ki kendisini yenilemesi, güncellemesi için bunlar çok kıymetli bilgiler. Evet. Sonra başka neler yapabiliriz? Yürüyüş yapabiliriz, suyu dikkatli içeriz. Bir de nefes egzersizleri hocam. Bu da çok kıymetli. Sufi nefes dediğimiz teknikler var. Nasıl? Diyafram nefesi. Ben şöyle biraz daha oturuşumu düzelteyim. Şimdi bu nefes egzersizi gerek yatarak gerek ayak üstünde fark etmiyor. Yatarak olursa daha güzel olur tabii. 4 saniye boyunca nefesimizi alıyoruz. 4 saniye boyunca tutuyoruz. 4 saniye boyunca boşaltıyoruz o nefesi. Ekrana Evet. programa çıkmadan öncesinde gerçekten o kadar başım ağrıyordu ki anlatamam yani. Normalde çok şükür Evet, öyle geçmiş sık olsun. yaşadığım bir şey değil. Mesela bu nefes egzersiziyle çok şükür şu anda kendimi daha iyi hissediyorum. Belirli meditasyonlar var, belirli herkesin öğrendiği bilgiler var, teknikler var, çok şeyler var. Ama insanın orada kendisine ne iyi geliyorsa onu şey yapması çok kıymetli, Evet. uygulaması çok çok kıymetli. Hocam çok doğru söylüyorsunuz. Yani artık insanlar kendilerine göre bazı işte yöntemler bularak veya da sizin önerdiğiniz gibi önerileri kulak asarak bunları uygulayabilirlerse eminim ki bir şeyle yani bir şeyler yapmak gerekiyor. İnsanın bazı arkadaşlarım bu süreçte bana hani İşte devlet online terapi falan veriyor gibi bazı tavsiyelerde bulmuş da. Ama ben onlara şöyle bir cevap verdim. Dostlarım beni arıyorlar, arkadaşlarım. Hatta okur yazar kitaplardan dostlarımız, takipçilerimiz arıyorlar ve baş sağlığı diliyorlar. O kadar iyi geliyor ki anlatamam size. Yani geçmiş olsun demeleri, yanındayız demeleri, seni unutmadık demeleri, İyi misin demeleri. Yani maddi anlamda gerçekten çok büyük bir şey değildir belki ama insana o kadar fazla iyi gelen şeyler ki bunlar ve dost dostum gerçekten psikoloğu oluyor gerçekten bunu yaşayarak gördük. Şu söylediğiniz cümle, kelime, kavram o kadar kıymetli ki yanındayım. Her Evet. şeye rağmen yanındayım. Yani biz gerçekten sevgi dolu bir milletiz ama sevgimizi ifade etmekte biraz ya tam olarak bilemiyoruz ya biraz cimriyiz. Ya illa başımıza bir felaket geldiği zaman mı yanındayız diyeceğiz, Değil mi? Değil mi? hissediyoruz Aynen. diyeceğiz. Yani hiçbir şey yok. Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Yani aldığımız her nefesin kıymetini bilmek, bulunduğumuz her ortamın hakkını vermek o kadar kıymetli ve özel bir şey ki. Doğru Bu anlamda söylüyorsun hocam. size söylenen o küçücük belki birkaç cümle, sarf ettikleri birkaç cümleyle sizin ruhunuz şifalanıyor, ruhunuz tedavi oluyordur belki de. O anlamda çok iyi geliyordur. Evet, ben bunu bizzat yaşayarak gördüm. Ummadığım insanlar, belki de hatırlayamayacağım kadar eski yakınlarım, tanıdıklarım beni aradılar ve o kadar tedavi ediciydi ki ve zamanla bunlar biraz kendimi bulmamda yardımcı oldu diye düşünüyorum. Bunun dışında dediğiniz gibi bazı yöntemlerde bu nefes çalışması gibi bazıları işte cihaz çalışmaları yapıyorlar, biyoenerji çalışmaları yapıyorlar. Bu tür çalışmaları da ben de sizin gibi tavsiye edeceğim. Çünkü gerçekten bilen insanlar tarafından uygulandığı zaman da güzel sonuçlar verdiğine bizzat şahittim. Yani kısa, öz, net şeyler hocam bunlar, Tabii teknikler. tabii tabii. Herkesin çok Tabii. kolaylıkla uygulayabileceği teknikler. İlaveten bir şey daha söylemek istiyorum. Yaklaşık Haziran ayından itibaren şükür defterini. Yani normalde bu bilgiyi biliyordum ama hayatıma geçiremiyordum. Bütün ağırladığım uzmanlar şükürden bahsediyordu. Hani şükrederseniz nimetimi artırırım diyor ya Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Dolayısıyla şimdi biz de şikayet enerjisinde çok fazlayız. Biraz daha şükre doğru geçiş yapmayı naçizane tavsiye edebilirim bu anlamda.
Bir de hocam şunu özellikle ısrarla yakın çevreme de söylüyorum. Birçok kişi buna başladı. Hayatındaki o muazzam değişimi görünce şimdi bana teşekkür ediyorlar. Şükür defterime şükürlerimi yazıyorum hocam. Her gün. Her gün yapamasam da işte biz de sizler gibi biraz yoğun tempolu çalışan insanlarız. En Evet. azından haftanın birkaç günü muhakkak yazmış oluyorum. Nasıl yazdığımdan kısaca bahsedeyim. Tarihini atıyorum. Üzerine kün feyekün Arapça yazıyorum. Ol der, olu verir ayet-i kerimesini biliyorsunuz. Sonra Bismillah de bir diye başlıyorum. Böyle sıralıyorum. Başlarken şükürler olsun ki diyorum. Ondan sonra Evet. hayatımda olmuş olanları, olacak olanları, olmasını arzu ettiğim her şeyi olmuş gibi yazıyorum. Dolayısıyla en sonuna da yine kün feyekünle mühürlüyorum ve defterimi kapatıyorum. Gerçekten hayatımda muazzam değişimler gerçekleşti. Hiç hayal etmediğim güzellikler oldu. Yazmanın öyle şifalandırıcı bir güzel bir gücü var ki normalde ben yazı yazmayı çok seven bir insan değildim. Yani televizyonda falan evet konuşuyoruz ama yazmak diyorum ki hiç bana göre şeyler değil. Israrla dediler ki illa yazmalısın köşe yazarlığı teklif geldiği zaman ama dedim ben televizyonda konuşabiliyorum. Yani böyle hani insanın ilgisi olur da şey yapar ya böyle iki kelam karalar bir şeyler yazar falan. Ben de o tür şeyler de yoktu. Sonra ya böyle bir insanken yazmanın o mucizevi güzelliğini, o şifalandırıcı güzelliğini fark edince şimdi herkese ısrarla tavsiye ediyorum. Yani bir köşe yazarı olmak zorunda değilsiniz ama bir şükür defterine yazdığınızda oradaki duygu boşalıyor. Dolayısıyla yani fark edemeyeceğiniz kadar bir güzellikle karşılaşıyorsunuz. Bunu da sevgili takipçilerimizle paylaşabiliriz. Çok iyi ettiniz, çok iyi edersiniz ve ben kendim de yazıyorum, dergimizde yazıyorum. Daha çok ben araştırmalarımı yazmaya çalışıyorum ama bu tür sizin söylemiş olduğunuz denemeler de yazılabilir, şükür yazılabilir ve belki de o zihnimiz, içimizdeki etrafımıza anlatamadığımız şeyleri yazarak bir terapi yöntemidir zaten bilirsiniz hocam. Yani yazmak. Yazmak her yönüyle iyi gelir insana. Bu zor dönemde de bence şükretmekten başlayarak illaki bir şeyler yazmak gerek. Bu arada Konya Mevlana Konya malum insanlar da zihninde bütünleştiği için Mevlana Hazretleri'nin güzel bir sözü aklıma geldi. Diyor ki o Hazreti büyük bir dert devaya davettir diyor. Yani şöyle ifade edeyim. Mesela donmuş bir insanı ancak buzla çözebiliyorsunuz. Elimiz hamur olduğu zaman onu ne yapıyoruz? Unla çözüyoruz, unla temizliyoruz. Sonra yine bir kuru dut yaprağına, dut yaprağı şey lekesi çıkmıyor malumunuz. Dut lekesini dut yaprağıyla çıkarıyorsunuz. Yani dert devaya davettir. Aslında bizim başımıza gelen şu anki bu olumsuz olayların içerisinde bunun dermanı da gizli. Tıpkı bir ceviz gibi mesela öyle değil mi? Cevizin içine ulaşmak için ne yapıyoruz? O sert kabuğunu kırıyoruz ki o güzel lezzete ulaşıyoruz. Biz bu ben şunu söyledim mesela yaşadığımız bu olumsuz olayın içerisinde bunun bize hediyeleri neler? Bunun bize mucizevi hediyeleri neler? Bu Allah Rabbim inşallah bizim idrakimizi açsın, şuurumuzu açsın ve içindeki o güzellikleri görmeyi nasip eylesin. Çünkü Allah kullarını çokça şefkatle, merhametle sarıp sarmalayandır. Depremin diğer bir faydalı yönü de var biliyorsunuz. Hocam bir tane örnek verebilirim sizi tam Lütfen. yerine geldiği için. Bakın şimdi biz insanlar yaşadığımız modern dünyada bu modern dünyanın getirdiği o kadar fazlaca gereksiz, yani bazıları da illaki gereklidir ama gereksiz bir sürü de şeyi omuzlamış durumdayız. Ve bu deprem sanki omuzumuzdan bazı yükleri alıp aşağıya atıverdi. Mesela Ya da o enkazlar altına. Mesela ne biliyor musunuz? Hırs diyebilirim. İnsanların yani etrafımızda da görüyoruz bunu. Bir
şey vardı, doyumsuz bir hırsımız, doyumsuz bir nefsimiz vardı ve daha fazlasını kazanmak için, kazanan insanlar daha fazlasını kazanmak için dertleniyorlardı, parçalanıyorlardı, belki sağlıklarından oluyorlardı, daha çok psikolojilerinden oluyorlardı. Yani stres ve sinir yükleniyorlardı. Deprem oldu, insanlar sanki şey oldu, hani o şey, o çaba değer miymiş? Hani bunun için miydi bu kadar yıpratman o ruhunu, o insanlığını, o vicdanını, o insani değerleri ayaklar altına almak ve bu kadar hırslanmaya değer miymiş sonucunu çıkarttı ve insanlar bir silkelendi sanki. Ve depremin enkazın altından önemli bir şey çıktı burada. Bu enkazdan çıkardığımız gereksiz bu hırs olmaması gerekiyor. Ve bırakın bu evleri, bırakın bu arabaları, bırakın bu eşyaları, bırakın bu dünya şeylerini, insan olun, insan olmayı hatırlatın, dostunuzu hatırlayın, evladınızı hatırlayın ve merhameti hatırlayın, vicdanınızın sesini hatırlayın gibi şeyler çıkarttı sanki bu deprem enkazının altından. Ve insanlar şunu demeye başladı: ya dünya malı dünyanın malı. Öbür tarafa gidenler, yani Allah rahmet eylesin, 45 bin tane cenazemiz var. Belki daha 45 bin fazla. tane, belki de daha fazla. 45 bin tane cenaze, hangi birisi neyi götürdü? Götürmedi gerçekten, bunu her zaman bildiğimiz şeylerdi ama biz bunu, yani iliklerimize kadar yaşayınca bu farklı bir anlam kazandı Şu artık. an sizin hayata karşı bakış açınız da çok farklıdır diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Evet, biz bunu bizzat yaşadık. Enkazı, ölene ve geride bıraktıklarını gördükten sonra, yani malın da senin olsun ey dünya, mülkün de senin olsun. Bana insanlığı ver, merhameti ver, vicdanı ver, insanı ver. Allah'ın kulu olduğu fikrini ver bana. Ki ben hayata tekrar tutunabileyim. Yani mal, mülk hiçbir şekilde insanı hayatta tutamıyormuş. Biz bunu bir kez daha gördük sanki. Şimdi bizim yaratılış sırrımız da bu değil mi? Yani bu dünyaya gelişimiz, varoluş amacımız da bu değil mi? Öze ulaşmak. Allah'la bağlantısı olan insanların zaten teslimiyetleri vardı. Zaten inanç olarak çok üst düzeydelerdi, seviyelerdi. Hatta geçenlerde bir hocamız şey anlattı. O kadar böyle tüylerim diken diken oluyor ki hocam, enkaz altında bir anne geliyor artık, böyle tam kepçeler girecekler, hani orada insan yok, canlı yok diye tam girecekler. Kadının bir tanesi öyle bir deryasını etmiş ki, ne olur burada 3 tane çocuğum var, hepsi yaşıyorlar, ben seslerini duydum, ne olur bu çocuklarımı kurtarın diye. Annenin o feryadına diyorlar ki hadi bir kez daha bakalım, ses yok ama bir canlı emaresi yok, bir nefes yok ama biz yine de bakalım diyorlar. O çocukları çıkartıyorlar hocam. Yaşları kaçsa artık. Çıkardıktan sonra bir bakıyorlar. O varyansı neden kadın yok. Sonra diyorlar ki, arıyorlar tarıyorlar. Diyorlar ki sensin. Anneniz buradaydı. Onlar diyorlar ki bizim annemiz 4 yıl önce vefat etti. Yani gerçekten ölüm dediğimiz, bizim yüklediğimiz anlam o kadar çok avamın anladığı, yüklediği anlam ki aslında. Sürekli diken diken oluyor bunu her anlattığım zaman. Yani biz ölümü de, hani Mevlana Hazretleri düğün gecesi diyor ya, şimdi çocuk anne karnında cenin halindeyken ne yapıyor hocam? İşte yiyor, içiriliyor, besleniyor ama ona deseler ki işte anne karnından öyle geniş bir dünyaya çıkacaksın ki seni öyle bir yere getirecekler ki orada bir sürü daha çok nimetler var. Şimdi bebek oranın ne kadar geniş olduğunu bilmediği için oradan çıkarken ne yapıyor? Anne rahminden çıkarken bas bas bağırıyor, ağlıyor değil mi? Beni buradan çıkarmayın diye. Aslında bu da bir boyut, bu da bir geçiş. Bir yanda Allah'ın hay ve mümit esmaları tecelli ediyor. Yani oradan hay esması dirilirken, doğarken bir yandan da anne karnından mümit esması da tecelli ediyor. Ölümle biz zannediyoruz ki tamamen yok oluş. Halbuki değil, yani bizim inancımıza göre de değil. Bambaşka bir boyutta. Şunu fark etmişsinizdir hocam.
Orada cenazeler enkaz altından çıkarken depremzedeler, yakınları Allah nasıl bir selamet, nasıl bir sükunet, nasıl bir sekine veriyorsa kalplerine. Bir de o cenazelere baktığımızda yani sanki cennete uçarcasına öyle güzel bir surete bürünüyorlar ki, hani sevgili Evet. peygamberimiz diyor ya, cennet şehadet şerbetini içmiştir depremde ölenler diye. Yani sanki böyle X-ray cihazından geçmiş de bütün dünyalıkları arkasına bırakmış da, sanki yani dünyayla mukayese zaten edilemez cennetteki o güzellikler. Evet. Orada muazzam güzellikler, muazzam makamlara ulaşmışlar gibi. Yani sanki o yüzlerine, siretlerine yansımış gibi. Allah'ım dedim, bu nasıl bir şey böyle, nasıl bir güzellik? Yani o ölüm güzelliği deniliyor ya. O yüzden inşallah Rabbim ölenlere rahmet, kalanlara sabır, cemil ikram eylesin, ihsan eylesin. Almamız gereken çok fazla mesaj var, çok fazla ders var aslında depremle alakalı. Biz Evet. önce içimize dönüp içimizdeki depremlere bir bakalım hocam. Hatta bunu enerjisel yönüyle düşünecek olursak, son zamanlarda çok fazla da baskı vardı üzerimizde. Hani az önce de programın başında ifade etmiştik, dışarıda gördüğümüz her şey bizim içimizle alakalı diye. Bir yerde şimdi nasıl ifade edeyim, toprak titreşiyor ya hocam depremde. Bu rahim enerjisi, rahim esması, daha doğrusu dişil enerji. Çok özür diliyorum, düzeltiyorum. Dişil enerjidir toprak. Şimdi bunu da tabii anlatacağım şeyleri de siyasi olarak algılanmasın lütfen. Tamamen enerjisel boyutuyla alakalı. Çünkü siyaset bu dönemde konuşmayı ben sevmiyorum. İnsanlar çok Evet. hassas noktaları olduğu için böyle farklı yönleri cımbız alıp çekebiliyorlar. Şöyle söyleyeyim. Son zamanlarda çok fazla zamlar vardı. Çok fazla insanlar ekonomik krizle mücadele ediyorlardı, baskıyla. Sonra ne oluyordu? Kadına şiddet çok fazla vardı, erkeğe şiddet vardı. Bu zincirleme ne yapıyordu? Çocuğa yansıyordu. Anne de çocuğuna zulmediyordu. Yani baskı yapıyordu. Şimdi zulmediyordu derken insanlar çok farklı algılıyorlar. Baskı diye ben onu düzelteyim, daha iyi algılansın diye. Evet. Dolayısıyla bu enerjinin bir şekilde çıkması lazımdı kolektif enerjide. Depremler bir yandan evet şer gibi görünüyor, bir yandan değerli madenleri de ortaya çıkarıyor. Toprak dinleniyor, toprağın, suyun mineralleri güzelleşiyor, çoğalıyor. Dolayısıyla depremin aslında farklı artıları da var. Büyük kayıplar verdik. Tekrar söylüyorum, önemli olan aklı selim bir şekilde şöyle sekinetle, sükunetle, yani kendimizi sakin bir zamanda, bu depremin bana vermek istediği mesaj ne, verdiği mesaj ne sorusuyla şifalanmaya başlayacağızdır diye düşünüyorum. Yani şöyle demek istiyorsunuz. Şimdi tam zamanı, bu bir fırsattır. O Evet. fırsatı, Evet. bu fırsatı değerlendirelim ve oradan bir şeyler çıkartalım ve Allah'ın gönderdiği deprem, yani hayırı nasıl ondan biliyorsak şerri de ondan biliriz. Mevlana'nın dediği gibi o şerden de aslında çıkan bir hayır vardır. Bunu ancak yaşayarak göreceğiz. Ve dediğiniz gibi halis ve sağlıklı talepte bulunalım, Allah'tan isteyelim ve bunu belki şükürle yazalım ve inşallah bu Sadaka, enkı. bunun da çok kıymetli olduğunu söylüyor sevgili peygamberimiz. Elimizden geldiğince hocam, bir de programı kapatmadan öncesinde şuna şahit oldum ben. Gerçekten evinde yiyecek ekmeğe muhtaç olan insanlara Allah öyle bir bereket verdi, öyle bir bereket verdi ki İnsanlar ne var ne yok her şeyi paylaştılar. Burada Evet. din, dil, ırk fark etmeksizin, gözetmeksizin yurt dışından da çok fazla. Yani düşman dediğimiz, yakın komşularımızdan düşman dediğimiz ülkeler bile koşarak yardıma geldiler. Rabbim güzellikte birlikte toplasın bizi, güzellikle birlikte toplasın bizi inşallah Doğru. duasıyla. Saatimizi bilmiyorum tabii şu anda. Ne kadar olmuş Evet. söyledim. Saati Hocam, geçmiştir biraz. tabii yarım saati de geçtik. Sizi de daha fazla yormayalım.
Ama biz sizden mesajlarınızı aldık. Biz de elimizden geldiğince yani iyi şeyler söylemeye çalıştık ve buradan bir şeyler çıkartmaya. Siz dediniz ki tam zamanı. Ben de diyorum ki bu enkazdan ümidi de çıkaracağız, gayreti de çıkaracağız ve insanlığı tekrardan o enkazın altından çıkararak Dua etmeli. maddi dua etmeli. Maddi düzlemde değil de daha çok. Odak noktamızı maddeye değil de manaya vererek belki de oradan çok daha insani, çok daha vicdani bir şeyler bu enkazdan çıkartmayı ümit ediyorum, çıkarttığımızı düşünüyorum. Hatırlar mısınız hocam? Normalde insanlar nasılsın? Hani konu komşu, akraba, dostlar, arkadaşlar birbirine nasılsın diye sorduklarında hep ne deniliyordu? İşte idare eder, rutin işler falan. Aslında şu anda rutinin ne kadar kıymetli olduğunu da anladık. Öyle değil mi? Tabii tabii. Normal Tabii. ailemizle yediğimiz belki kavga gürültülü, belki hoşumuza gitmeyen, belki sıkıntılarımızın olduğu bir dönemde ailemizle yemek yemenin, bir çay sohbetinde buluşmanın, dostlarla bir çay sohbetinde buluşmanın ne kadar kıymetli olduğunu da anladık. O Evet. yüzden çok şey anlattı bu deprem bizde. Hocam, sükunet teneffüstür. Teneffüs etmektir bence. Sükunet istirahattir. Hani rutin de diyebiliriz ama ona biz ve istirahat etmek de gerekir. Ruhların istirahat etmesi gerekir. Bedenlerin de istirahat etmesi gerekir. Ama bu bizi gayret etmekten, yeniden inşa etmekten, yeniden ruhumuzu ve insanlığımızı inşa etmekten alıkoymamalı. Güzel dileklerinizle konumuzu bağlayalım hocam. Şimdi tam zamanı dedik. Bu cümle insanı harekete geçiren bir cümle. O yüzden hem programlarımda hem genel